Tüm futbol severleri, spor severleri Cuma günü saat 16'da Adnan Menderes Stadyumu'na bekliyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig 3. grubu ilk profesyonel yılında 3. sırada tamamlayan Efeler 09 Kulüp Başkanı Eymen Atay, playoff 1. tur karşılaşması olan Artvin Hopaspor maçı öncesi basın mensuplarıyla bir araya geldi. Yani ben bu kuralları kendim yazmadım. Bodrumspor bugün PTT 1. Lig'de oynuyorsa Erkan Değişmez. Keyif Bahçesi'nde düzenlenen kahvaltıda ligin genel değerlendirmesini yapan Efeler 09 SFK Başkanı Eymen Atay, şu anda ilk hedeflerinin Artvin Hopaspor maçından galibiyetle ayrılıp ikinci tura yükselmek olduğunu belirtti. Cuma günü saat 16'da tüm aydınlıları maça davet eden Başkan Atay, biletlerin ücretsiz olduğunu söyleyerek tüm taraftardan ve basın mensuplarından destek istedi. Tüm futbol severleri, spor severleri Cuma günü saat 16'da Adnan Menderes Stadyumu'na bekliyoruz. Efeler 09 SFK'nın kurulduğu günden bugüne kısa sürede büyük başarı yakaladı. Şampiyonluğu kaçırdıklarını ancak telafi imkanlarının olduğunu belirten Atay şunları söyledi. Bu sezon 3. bitirdik. İlk senemizde 3. ligi. Ama hepiniz, çoğunuz daha doğrusu maçlara geldiniz, gördünüz. Şampiyonluğu kaçırdığımızı düşünüyoruz elimizden. Ama telafi imkanımız var. Playoff'lara kaldık. Burada bu farkı kapatıp bu gruptan çıkan ikinci takım olmak için mücadele edeceğiz. Şimdi geçen seneyi sormuştunuz bunu. Şimdi size dakikalarıyla, maçlarıyla söyleyeyim. Geçen seneden 12 oyuncuyla devam ettik bu yıl. Bunların 8 tanesi 30 maçın üstünde oynadı. Yani Sabutay, Recep, İshak, Çarkçı, Hakan Can, Süleyman, Gökhan Bulut. Bunların hepsi 30 maçın üstünde oynadı. İshak gol kralı oldu. Saymıyorlar 3. ligde ama Süleyman Çelik 16 asistte asist kralı oldu. Günden güne gelişen futbol endüstrisinde paranın çok önemli bir hal aldığını belirten Atay, gruptaki diğer rakiplere aralarında bütçe olarak dağlar kadar fark olduğunu, ancak playoff maçlarından galip gelerek 2. lige çıkmak istediklerini söyledi. Eksiklerimiz var, doğru, ama gelişen futbol endüstrisinde para çok önemli bir hale geldi. Rakiplerimizle bizim aramızda uçurum var. Biliyorsunuz bunu, çok iyi biliyorsunuz, yani spor yazarısınız çoğunuz. Biz ona rağmen iyi bir başarı elde ettik ama bizim için yeterli değil tabii ki de bu. Şampiyon olmayı hedefliyoruz yine.